Merhaba. Merhaba. Bu bölüm son dönemde belli bir kesim çok duyuyor. Aslında hemen herkes bizim herkes duyuyordur. Bitcoin ve kripto currency yani kripto currency'nin Türkçesi ne? Şifreli para mı? Kripto. Neyse. Kripto çünkü Son hafta şifreli. resim. Sanal para. Evet, sanal para konusunu konuşacağız ve neden yükseliyor, insanlar neden yatırım yapıyor ve o dünya ile ilgili dilimiz döndüğünce bu arada. Çok ansiklopedik bilgi paylaşacağız. Bildiğimizden değil Dedikodu yani. yapacağız yani. Dedikodu yapacağız. Olay bu. Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi var mı? Efendim. Hikayesinin tarihçesine falan hiç girmeyelim. Her yerde Bence. yazıyor. Bu arada anlatmıştık. Önceki Ha, bölümlerde bu bölümlerde var. anlatmış böyle çok kısaca. Şurada bir yere hemen Evet. paylaşacağım. Oradan Evet. gidip izleyebilirsiniz. Şimdi Dinleyebilirsiniz. Bitcoin ya da işte Ethereum şu an en yaygın iki tane kripto currency. Evet, ondan sonra Dijital da para. Litecoin ve Ripple geliyor. Şimdi Türkiye'den iki tane ya da üç tane şirket var. Banka hesaplarına para gönderip Bitcoin satın alabiliyorsunuz. Türkiye'de 2-3 var mı? Evet. İki Benim eminim de üçüncü bildiğim emin değilim. Kıbrıs'ta var bir tane. Kıbrıs'ı bilmiyorum. Bir tane Kıbrıs'takini mi biliyorum? Çünkü Türkiye'de illegal olmadığı için Kıbrıs'taki adamlar bir şekilde yapıyorlar. Türkiye'dekini bilmiyordum. Okey. Ben 2-3 tane web sitesi gördüm. Yani Tamam. Türkiye Bitcoin falan yazıcı çıktı. Gördüm önümde. Bu bölüm bunu konuşmamızın sebebi bu arada geçen hafta bir haber çıktı. Bu habere göre bu şirketlerden ya da Türkiye'den şey, Bitcoin almak, satmak MASAK tarafından, Maliye Tarafı Polis tarafından engellenecek diye bir haber çıktı. Aslında biz bu Tamam. bölümü o yüzden çekiyoruz. Tamam. Şimdi Bitcoin nedir'i anlatmayalım dedik ama Tamam. şu an inanılmaz değeri artıyor. Bir şey para birimi aslında Bitcoin. Şu Evet. an bir Bitcoin 2900 dolar civarında. Şunu da kısaca söyleyelim. Yani Bitcoin başladığı zaman 0, 1, 2, 3, 1, o şekilde başladı. Ne Sonra sıfırı? bir trend 0.00000 dolarlardan başladı. başladı. Sonra bir trend oldu. Herkes konuşmaya başladı. 300 Acaba dolara bütün bu kadar geleceği bilmem ne çıktı. değiştirecek Evet. mi? 1000 dolarları gördü. Herkes şoktaydı. Ondan sonra ciddi bir düşüş yaşadı. 300 dolarlara düştü ve uzun bir süre orada kaldı. Evet. Geçen gün şunu öğrendim. Bununla en büyük sebep veren bir tanesi Çin'in. Çünkü Çin'de insan çalıştırmak ucuz olduğundan dolayı birçok Bitcoin madencilik dediğimiz Evet. mevzu orada yaygınlaştı ve yaygınlaşması da dünyaya şey gösterdi. Aa bak bu trend büyüyor. Evet. Ama sonra Çin devleti dedi ki bu böyle olmaz. Kapatmaya başladı. Kapatınca bir anda Bitcoin değeri ciddi çakıldı. Evet. Son aylarda sinyal verdi. Tekrardan bu işe bir şekilde hani nasıl artık regüle edecekleri bilmiyorum. Ama biraz esneteceklerini söylediler. Ondan sonra Bitcoin 300 dolarlardan 2900 liraya Neredeyse düştü. 3000 dolara geldi yani. İnanılmaz. Tabii birçok para birimi var. Birçok Evet. alt dijital para birimi var. Doğru. İşte ben Türkiye'den işte ya da dün ya da Amerika'dan bir yerden para gönderip Bitcoin alıyorum. Sonra o Bitcoin'i başka para birimlerine dönüştürüyorum. Döviz çevirir gibi yani. Bitcoin satıp Ethereum alıyorum. Ethereum satıp ABCD para birimlerini alabiliyorum. Evet. Ve hepsi aslında bir nevi kumar demek istemiyorum. Bir nevi işte döviz yatırımı gibi, altın yatırımı gibi bir yatırım. İşin farkı, konvansiyonel para birimlerinden en büyük farkı, bir merkez bankası yok. Tamamen sistem dijital çalışıyor. Yani gerçekten birileri satın alırsa o fiyata, değer yukarı doğru çıkıyor. Gerçekten birileri o fiyattan satarsa da nakde dönüyorsunuz. Daha önce Ethereum, yanılmıyorsam ilk yatırımını aldıktan sonra bir patladı. İlk para birimini o yüzden devre dışı bırakıp tekrar bir para üretmeye başladılar. Şu an son sene, yani son bir 6 ayda 400 kat mı 800 kat mı ne değerlendi Ethereum yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da şuraya bir yere düzelteceğim o şeyimi, hatamı. Bitcoin inanılmaz arttı. Şimdi herkes, yani benim duyduğum, tanıdığım insanlara bakınca şunu söylüyorlar. Bir sonraki büyük patlama yaşayacak para birimini arıyoruz. Yani işte nasıl işte atıyorum belli bir sürede 300 kat 500 kat arttıysa Ethereum bir başka para birimi de artacak. Şimdi işte onu bulmaya çalışıyor herkes.
Bu arada herhalde 100'den fazla var mı şey Bitcoin Çok şey var ya, yani inanılmaz cryptocurrency çok var. var. Şimdi herkes işte ne yapıyor? İşte bir arkadaş diyor ki ya ben de hepsinden diyor 10'ar dolarlık aldım diyor. İşte bilmem ne yaptım diyor falan. Arbitraj yapanlar var. Yani buradan yurt dışına alıp burada bozan, burada alıp başka şekilde bozan ya da işte başka bir para birimine çeviren. Gerçekten bir şey işi. Hepsi bu arada yasa dışı. Yasa dışı konusuna emin değilim. Neden Türkiye'de Bitcoin alıp satmak serbest mi? İşte o firmalar yapıyorsa serbest diye düşünüyorum yani. Bir Türk firma bugün yapıyor bunu işte. Yani bir iki firma var. Gördüm ben yani. En son Adını çıkan söylemeyeceğim ben ama. bir haberlerde ama Şey şu kişi geçen konuştuğum haber, yani biraz önce bahsettiğim habere göre de bu yasaklanacakmış. Yani tamamen yani Türkiye'de hiçbir Bitcoin alışına ve satışına aracılık edemeyecek bir şirket. Evet, Bu arada aynen. bir lisansı yok bunun. Yani Bu arada öyle bir dünyanın şey birçok var yani. ülkesinde de yasaklandı. Amerika'da serbest. Amerika'da hala serbest. Avrupa'nın Ama bazı ülkelerinde serbest. birazcık orada şey var. Ya problem şu. Yani bu dijital paranın şöyle bir problemi var. Paranın kimden gelip gittiğini tespit edemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Aynen öyle. Bu yani doğal olarak devletler ve regülatör için bir problem. Yani seni tanımıyorum. Ben burada mesela senden bir para aldım. Dijital para. Nasıl sen Evet. bana bir banka kanalıyla bir EFT Swift yapsam ben Evet. görürüm. Doğru. Yani Türkiye'deki devlet o tarafta bir otorite var. Senin kendi bankan senin Arman olduğunu biliyor. Benim bankam Arman'dan bana bir para geldiğini biliyor. Çünkü bankalar trust şeyler. Hı. Buradaki problem banka yok. Bu arada bankanın olması benim hoşuma gidiyor. Ama problem bu iki kişinin arasındaki ticaretin gerçekten uyuşturucu parası mı olduğu, silah parası mı olduğu, ne bileyim, yasa dışı bir ticaretin karşılığında gelip gelmediğini anlayamıyorum. Bankacılık kanunları bunu regüle ediyor. Yani ben Şimdi bankacılık kanununa göre beni tanıyor. Benim adım, kimliğim vesaire bir sürü bilgim olmak zorunda o. KYC diyorlar, Know Your Customer. evet. O süreçten geçtiğimiz için bankacılık sistemine dahil olmayan bir adamdan bana para gelemiyor. Evet, doğru. Çok fahiş para aldıkları konusunda hemfikirim. Yani Kesinlikle. evet, o da fair değil. Ama yani ben bütün dijital dünyaya çok inanan bir adam olmama rağmen işin regülatif tarafını çözülmeden de Bitcoin işine de Peki, çok sıcak şöyle bakamıyorum bir ben. örnek vermek. Ben girişimciyim. Aklıma bir fikir geldi. Dedim ki, yani ben bugün Bitcoin niye almak istiyorum? Ben gidip uyuşturucu almayacağım. Ben niye almak istiyorum? Alıp değerlemesini bilip satmak istiyorum, değil mi? Ya da Normal. yo ticaret yapacak Ya olabilirsin. ticaret Mesela örnek yapmak istiyor veriyorum. olabilirim. Fundraise edeceksin. Dünyadaki herkese diyeceksin ki arkadaşlar süper bir Süper fikrim fikir. var. Aynen öyle. Bana kim para verir? Bir Evet. gittin Bitcoin Bitcoin toplayacaksın. Şimdi buradaki en büyük dert ne? Senin dediğin işte devlet şey bilmiyor. Para kimden geliyor, kime gidiyor, değil Evet. mi? Bir de Peki vergilenemiyorsun. şunu düşün. Vergi de yok bak. Yani şimdi sen bir dolar alıp sattığında orada oluşan bir işlemden bir şey var. Tamam, Devlete okey. giden bir Şimdi vergi noktayı var. şuraya getirmek istiyorum. Bir tane fikrim var. Dedim ki bir online platform oluşturdum. Git, abone ol. Evet. TC kimliğini de bana ver. Ben senin kim olduğunu bileyim. Ben Yani sana know your customer yapayım diyorsun. yasal bir hesap açayım. Okay. Gel benden Bitcoin al. Küçük bir komisyonla artık hani ne varsa Okay. o şey ödemesi gereken bir şekilde onu da ödediğini varsay. Bu şekilde aslında bu iş yasallaşabilir. Ben Aynı fikir. Türkiye'de aslında o Evet, zaman yo yo yasal ben bir şekilde Bitcoin doğru. alabilirim ve Doğru. satabilirim. Ben de ondan yanayım. Yani bu işi regülatif bir baz oturtalım. Oluşsun. Otorite desin ki bu iş böyle yapılır. Ki dünyada tek buna izin veren ya da vermeyen ülke biz değiliz. Bir sürü ülkede bu legal. Aynen öyle. Bir sürü farklı yöntemle kullanılabiliyor, alınabiliyor, satınabiliyor. Legalize edelim. Evet. Yani belli bir Yani şeyin aynen öyle. altında, belli bir regülasyonun altında bu iş yapılabilir hale Buradaki gelsin. en büyük problem bankalar. Bankalar bence burada ciddi bir şey yaparlar içeride, propaganda. Bu Bu iş legalleşmemeli, bilmem ne bankayı olmamalı. bozmayabilir ya. Gün sonunda parayı Banka da sen işin bankadan içine alacaksın girmeli. ya. Banka olmadan para nakde dönemiyor ya. Bir şekilde Doğru. para nakde dönecek yani. Doğru. Sen ha nakiti ortadan kaldırma fikri de çok eğlenceli. Yani full dijital kalsın ben dijital harcayayım. O da Hiç TL'ye gidebilir. dönmeyeyim, Oraya da hiç gidebilir. dolara dönmeyeyim parayı. Bitcoin kalsın ben Popülerliğe Bitcoin harcayayım. bakar. Evet yani ben şu kahveyi Bitcoin'le alayım. Arabanın Aynen. benzinini Bitcoin'le Bankada doldurayım. çıkartsın coin. Bu sorun değil yani. Garanti coin. Ama bence legalize olma tarafında bir çözüm bulunması lazım. Ben zaten şey demiyorum. Çözülebilir de yani. Evet, Hiçbir ben şey kesinlikle dert şey değil yani. değilim. Yani bu iş aman sakın olmasın, bu iş kakadır bilmem ne demiyorum. Bu iş bence olmalı. Dünyada nasıl oluyor? Türkiye'de nasıl olabilir birileri kafa yormalı. Ve bu iş gerçekten legal bir şekilde dijital para birimi alımı satımı
farklılığı çözmek lazım. Ve bunu bence iyi çözen ülkeler ciddi bu işi büyütecekler ve Amerika'da ciddi değer Coinbase kazanacaklar. belli Efsane yani. segmentasyonlar yapmış. Demiş ki eğer hiçbir şeyini seni tanımazsam sadece e-mail hesabını verirsen atıyorum 5.000 dolara kadar sana haftalık işleme izin veririm diyor. Bu Eğer arada banka hesabına bağlamak zorundasın. Oranı seni de tanıyor. evet. Eğer diyor işte banka hesabını bağlarsan ve bilmem ne bilmem ne bilmem ne yaparsan haftada 15 bin dolara çıkarırım. İşte şunlu belgeleri bana gönderirsen 200 bin dolara çıkarırım. Böyle bir şey yapmış yani. Müşteri tanıma sürecini tamamlayanlara belli limitler açmış. Bence Türkiye'de de olabilir. Olmalı. Olmalı. Geç Ya bu kalmadan konuyu olmalı. bu arada bizden daha iyi bilen bir konuğumuz umarım yakın dönemde olacak. Onunla biraz daha uzun uzun konuşuruz. Biz çünkü dediğim gibi gerçekten çok böyle genel kültür bilgisiyle azıcık bilgimizle bir şeyler anlatmaya çalıştık. Ama son dönemde böyle çok popüler, çok konuşulan bir konu. Lütfen bu konuda konuk almamızı önerdiğiniz birileri varsa yorumlara yazın. Ayrıca siz ne düşünüyorsunuz? Yani Bitcoin yasaklanmalı, yasaklanmamalı, Türkiye'de olmalı, olmamalı konusunda sizin görüşleriniz neler? Gerçekten merak ediyoruz. Bölüm beğendiyseniz lütfen likelayın. Ve son olarak lütfen kanala abone olun. Ve abone olmadığını bildiğiniz herhangi bir arkadaşınız varsa lütfen kanala abone Zor olun. abone et. 22 Temmuz'daki Meetup'ımız için bilet almayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.